Bugün sizlere çok kolay 5 dakikada hazırlayacağınız harika bir domates çorbası tarifi vermek istiyorum. Tencerenin içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı aldım ve eritiyorum. Erimeye başlarken içerisine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ve karıştırıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı unu ilave ediyorum ve unumu 10 saniye kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine Yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. İsteğe bağlı isterseniz kullanmayabilirsiniz. Salçayla beraber tekrar unu kavuruyoruz. Daha sonra içerisine rendelemiş olduğum 4 adet orta boy domatesimi ilave ediyorum arkadaşlar. 4 tane yeterli olacaktır. Eğer domatesiniz büyükse 2 veya 3 adet de kullanabilirsiniz. Tekrar domates rendesiyle birlikte karıştıralım. Çok pratik, çok lezzetli, harika bir domates çorbası oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Birkaç dakika kısık ateşte böyle karıştırarak pişiriyorum. Ardından üzerine suyunu ilave ediyorum arkadaşlar. 6 su bardağı su kullandık. Ben sıcak su kullandım. Karıştırıyorum ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra blenderdan geçireceğiz. Sizler beni bu tarifle ilk defa tanıyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerin açmayı unutmayın. Çorbamı kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi rengi değişmeye ve kaynamaya başladı. 10 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra blender geçiyorum arkadaşlar. İsterseniz tamamen pürüzsüz hale getirebilirsiniz veya biraz pürüz de bırakabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde. Yarım tatlı kaşığı tuz ve çeyrek tatlı kaşığı karabü ilave ediyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz içerisine çeyrek çay bardağı süt de ilave edebilirsiniz veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Süt ilave ettikten sonra karıştırıyorum arkadaşlar. Sütle beraber bir taşım kaynattıktan sonra artık servisine geçebilirsiniz. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Rengi de harika. Fazla zamanınızı almayan harika bir çorba oldu. Ben üzerine kaşar peyniri ile servis yapıyorum arkadaşlar. Sadece de tüketebilirsiniz. Kıvam bu şekilde. Tarifimiz sona geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle tariflerin devamı için henüz abone değilsen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakal.